Efendim merhaba. Bugün ama ne gün? Bir Erzurum'da biliyorsunuz çocuklara maalesef Kur'an kursundaki o okuldaki, okul diyeyim ben yine de ona. Orada 7 çocuğa cinsel istismar, işte onlarca çocuğa eziyetten dolayı tutuklu olan bir şahsiyet var. Onun yargılanması işte orada devam ediyor. Tüyler ürpertici adamın itirafları, onu kenara koyun. Öte yandan siyaset dünyasında da gerçekten şu anda bir deprem oluyor. Nasıl bir deprem oluyor? Bir, Ankara'da işte Çubuk bölgesinde, o ilçede bundan aylarca önce Kemal Kılıçdaroğlu orada bir cenazeye katılmıştı. Ve bu cenazede kendisini tam ifade ediyorum, öldürmeye teşebbüs ettiler. Hatta işte bir eve sığındı, kadının birisi oradan bağırdı, yakın yakın, evi yakın diye. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranların elleri öpüldü. Bugün ise yargılamanın sonucu onlara çeşitli suçlardan hapis cezaları ama hükmün açıklanmasının geri bıraktırılmasına karar verildi. Yani hiçbir tutuklama yok orada. Dolayısıyla istinafa gitmenin de önü kapatıldı. Bir başka davadan. Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı. İşte ben sizle bu konuşmaya hazırlanırken o da Silivri'ye, cezaevine gönderiliyor idi. Bir gün mü kalır, bir hafta mı kalır bilemiyorum, birkaç saat mi kalır bir şey diyemiyorum. Yani hukukçulara göre orada kalmayacağı ifade ediliyor. Peki neydi olay? Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bu CHP İstanbul İl Başkanlığı, İşte Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte yargılandığı 3 davayı efendim onadı, onayladı. Daha önce bunları anlatmıştım. Yarın da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası var ve İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi, gelmeyecek mi? Çünkü savcı talepte bulundu. Bir onları göreceğiz. Bu kadar yıldır ben seçim takip ederim. İşte bu kadar yılında biliyorsunuz siyaset bilimi hocasıyım. Bu ülkenin bir vatandaşıyım. İşte bu kadar kitap yazmaya çalıştım. Evet, siyasi yaşamımızda yani bu politikada yol yürürken bu türlü gerilimlere, gerginliklere çok tanık olduk biz. Özellikle 1977-1980 aralığında o Milliyetçi Cephe Hükümetleri dediğimiz bizim çok genç arkadaşlarım var burayı izliyor. Takipçilerim tabii ki onların hiç bunları bilmeleri söz konusu bile değil ama evdeki büyüklerden dinleyebilirler. Milliyetçi cephe hükümetleri dediğimiz 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti, 2. Milliyetçi Cephe Hükümetleri. Onlara o dönemde bizde sol jargonda işte faşist hükümetler ifadesi kullanılıyor idi. Ülke müthiş bir gerginliğe sürüklendi. Sonra anladık ki 12 Eylül 1980'deki bu faşist NATO'cu Amerikancı darbenin yapılabilmesi için yolun taşları döşenmiş. Ne oldu? İşte demokrasi rafa kaldırıldı. İdam kararı verilen 50 kişi, yüz binlerce insan vatandaşlıktan çıkarıldı. Haklardan mahrum edildi. Aileler perişan oldular. Arada da bizim milli mücadelede bile o kadar genç insanımızı kaybetmedik bu sokaktaki anarşi olaylarında. Şimdi bugün geldiğimiz nokta itibariyle yani bu konularda çok deneyimli olan, bu dönemleri yaşamış olan Devlet Bahçeli gibi, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener hanımefendi gibi yani bu siyasetçiler, Temel Karamollaoğlu, bu siyasetçiler hatta Ahmet Davutoğlu da kenarından köşesinden buna bulaşmıştır. Bütün bu gerilimin ve gerginliğin bu ülkeye hayır getirmeyeceğinin sanıyorum ki herkes farkındadır. Şimdi efendim, dün Selahattin Demirtaş hapishaneden vermiş olduğu bir röportaj vardı. Ve o röportajın özeti neydi? Özeti şuydu. Ben muhalefetin bu muhalefetsizliğine, ben muhalefetin bu politika üretememesine, taktik strateji üretememesine hayretler ediyorum diye uzun bir açıklamadır. Onu uzun uzun anlatmama gerek yok. Yani internete girildiğinde ya da işte Google diyeyim arama motoruna girdiğiniz zaman onu buluyorsunuz. Benim asıl sizle paylaşacağım kısım şimdi neresi? Birinci madde şu efendim. Bu yapmış olduğum girişten sonra. Ben cumartesi ve pazar günü Gaziantep'te ve Bitlis'teydim kitap fuarında bir Ergün Aray'la.
yanıma gelip konuşan insanlarda müthiş bir huzursuzluk, müthiş bir mutsuzluk, seçimlerin yapılmayacağına dair yaygın bir kanaat oluşmuş. Bu çok tehlikeli. Selahattin Demirtaş'ın o röportajda söylediklerinin neredeyse birebir aynılarını ben her iki kentte duydum. Üstelik de çok sayıda değil, birkaç kişi gelip kendilerinin AKP'ye oy veren olduğunu, ondan başka hiçbir partiye oy vermediklerini ifade eden insanlar da aynı şekilde bana yakınmalarda bulundular. Gaziantep'te yanıma gelip konuşan insanlar ki AKP'ye oy verdiklerini söyleyenler, bu ekonomik gidişten, bu durumdan artık biz geçinemez hale geldik. Bir, ikincisi özellikle Gaziantep'te Suriyeli bu kaçkınlarla ilgili olarak inanılmaz bir büyük rahatsızlık var. Şimdi bütün bunların hepsi seçimin sonucu nasıl etkileyecek o ayrı bir iş. Çünkü o sandıkta belli olur. Bitlis'e geldim. Bitlis'te de aynı şekilde insanlar ekonominin kötülüğünden dolayı o kadar çok dert yanıyorlar ki zaten kente girdiğiniz zaman daha girer girmez anlıyorsunuz oradaki durumun ne olduğunu. Ancak her iki kentin insanlarının da işte imzaya gelip benimle konuşan içinde devlet memurları var, öğretmenler var. Söyledikleri tek bir şey var. Bu seçimi yaptırmayacaklar. Peki dedim ki nedir korkunuz? Efendim dediler, OHAL ilan eder Tayyip Bey. Ondan sonra bu seçimleri yaptırmaz. Ya da burada işte bir takım içeride olaylar çıkartılır. Bu seçimleri yaptırmaz. Ben de hepsine şunu söyledim. Seçimin yapılmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Erken ya da zamanında ama seçimler üzerinde böyle bir şey hangi siyasetçi, hangi iktidar oynamaya kalkarsa sonuç onun için büyük bir yenilgi olur, hüsran olur. Örnek İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminde yaşandı bunlar. Fakat insanları peki diyeceksiniz ki bu kadar korku, kuşku, endişeye sürükleyen ne? Bir önceki paylaşımda, sizle buluşmamda biliyorsunuz bu işte Aster, Assam, Sadat konusunda bilgimi, düşüncelerimi paylaşmıştım. Yahu aradan iki gün falan ya geçti ya geçmedi. Ve işte Sadat'ın adı neydi? Orada da konuşuyoruz. Özel harpte geçiyor, tetişte, adam boğma. Envai çeşit bu türlü şiddete yönelik eğitimlerin verilmesi konusunda biz buna işte geçmişte kontur gerilla falan diye isimler koymuş idik. Peki tam da bu tür şiddete dönük olan eylemlerin yapılıp yapılmadığı, Türkiye'de bu eğitimlerin verilip verilmediği gibi Sadat üzerine konuşurken birisi kalktı bir açıklamada bulundu. Peki kim bu şahıs? Sadat'ın kurucularından bir isim. Adı Ersan Ergür. Ne yaptı? Bir tweet attı. Diyor ki, bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz. Etmeyeceğiz, vatan sağ olsun. Yahu sen kimsin ki sandıkta teslim etmeyecekmiş? Sen kimsin? İşte bakın. Bu şahıs üzerinde ve özelinde şimdiye kadar herhangi bir Cumhuriyet Savcısının harekete geçtiğini şu ana kadar duymadım ve görmedim. Bilemiyorum yani. Acaba bunun üzerine bir tweet atıldı mı? Yaşına yanım şimdi bir arar bana söyler. Efendim peki ne oldu? Tepkiler oluştu. Bir süre sonra bu tweet'i sildi. Şöyle bir hale getirdi. Bu vatan kanla alındı. Kanla savunuluyor. Yüce Türk milleti Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta oy vermeyerek cennet vatanımızı teslim etmeyecektir. Vatan sağ olsun. Yani yüce Türk milleti ve sandıkta oy vermeyerek şeklinde birinci tweetine bir ekleme yaptı. Yani kan ile seçimi kendisini aklınca birbirinden ayırıyor. Bir dakika. Şu ilk atılan tweet aslında gerçek düşüncesi onun ve gerçek isteği. Yani şunu söylüyor. Diyor ki biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapımıza gelip dayanıyor olmuş olması haklı bir nedene dayanıyor. Kuşkuya dayanıyor. O nedenle geldi kapımıza dayandı ve Türk kamuoyuna işte bakın Sadat'ın gerçek yüzü budur dedi. Şimdi bu türlü tweetler
bu türlü provokatif ifadeler arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu yanlış yapmış olsa bile o anda işte şimdi haklı çıkarıyor. Bütün bunlar siyaseti inanılmaz biçimde germeye başladı. Bugün Devlet Bey'in grup konuşmasında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun efendim hem Osman Kavala için hem Selahattin Demirtaş için yattıkları hapishanedeki ranzada yerinin hazır olduğu şeklinde ve oraya işte hukuken de oraya gönderileceğini ifade eden yine kendi üslubu biliyorsunuz zaten çok serttir. Son derece sert, gerilime ve gerginliğe yol açan ve açacak olan ki şimdi ona muhtemeldir Kemal Bey de çok ağır bir cevap verecek. Peki şimdi ipi geriyorsunuz. Hatırlasanıza lastik ya da herhangi bir yani yaylar fizik derslerinden hatırlarsınız. Adına ne diyorlar onların? Esneklik katsayısı. Yani bu söylemiş olduğum materyallerin çeke çeke en son bir noktası vardır. Çekemezsiniz ve oradan kopar. Şimdi seçimin konuşulduğu ve normal zamanda yapılırsa bir yılı olan. Eğer normal zamanda yapılmazsa işte kimileri siyasetçiler de söylüyor ya erken seçim bekliyoruz veya Kasım'da yapılacak her neyse. Ne olursa olsun ama böyle bir gergin atmosferde bu kadar gerilimin yüksek yani eskilerin deyimiyle ifade edeyim daha net açıklayalım. Tansiyonun çok yükseltildiği bir seçim döneminde sağlıklı olarak bir seçim yapılamaz. Peki ne olur diyorsanız geçmişte bizim seçim tarihlerimizde vardır. Muhtarlık seçiminde bile insanlar hayatlarını kaybetmişlerdir bu tür gerilimler. Oysa ki demokrasi kuralları içerisinde sandıkta alınan sonuçların sandıkta verilebilmesi gerekir. Şimdi demokrasi, etik, ahlak, gelenekler bunu söylüyor. Seçimi kaybetmek dünyanın sonu değil. Ama seçimin sonucu da kaybedildiği zaman eğer hukuki bir takım işlemlere maruz kalınacağı şeklinde ürkme varsa, korkma varsa değerli arkadaşlar o zaman tabii ki şimdi bu politik ortam yani bu tansiyon gittikçe yükseltilir. Ama bunun sonu tehlikedir. Ciddi biçimde bir tehlikedir. Sonra bu Ersan Ergür'e kendi çevresi veya takipçileri adına nasıl konur? Takipçiler deniyor galiba. Bir mesajı sildin diye ona tepki göstermişler. O da şunu yazdı. Açıklama yapma gereği hissettim. Bazen anlatılmak istenen anlaşılmayınca izah gerekiyor. Sen kimsin ya? Sen felsefeci misin? Tekrar söylüyorum. Tabii ki Ersan Ergür kimdir, nedir hiç tanımam ve hiç bilmem. Ama benim deneyimlerim bu tür açıklamaların genellikle provokatörler tarafından yapıldığını bize öğretmiştir. Biz bunu 1 Mayıs 1977'de gördük, öncesinde gördük, sonrasında gördük. Provokatördür demiyorum Ersan Ergür'e. Ama bu üslup, bu tavır aynen bunu çağrıştırıyor. Bu nereye götürür işi? Bu politik ortamın zaten siyasetçilerin dillerine bakın, parti genel başkanlarına, efendim onların sözcülerine bakın, birbirlerine karşı ağza alınmayacak en ağır ifadeleri kullanıyorlar. Ondan sonra da birbirlerini mahkemeye veriyorlar. Arkadaş, bir sakinleşsenize, bir beyefendi tavırı takınabilirsiniz. Gerek yok ki bu türlü ifadelerle, argo konuşmalarla, neredeyse küfre varan konuşmalarla birbirinizi bu türlü itibarsız kılmak yerine daha zekice, düzgün cümleler kurarak da yerebilirsiniz, iğneleyebilirsiniz. Hatta ve hatta espriler yapabilirsiniz. Zararı yok. Yaptığınız esprilerle efendim belki alay konusu da olabilirsiniz. Mesela ben bizim bu Hazine Maliye Bakanı'na bayılıyorum. Bayılıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü bütün konuşmalarında çok eğleniyorum. Müthiş eğleniyorum. Mesela enflasyonla ilgili açıklamasına. Mesela yalnızca bu devletin sorunu değilmiş mesela. Peki kimin sorunu? Bizim Yaşın Ayan'ımın o küçük bebeği Milan'ın sorunu.
Evet, onun sorunu yani. O belli. Niye? Çok süt içiyor. Pahalı çünkü. Onlar içtikçe artıyor. Şimdi neyini tutacaksın? Elinde kalıyor bütün konuşmalarıyla, etmeleriyle. Onun için evet, bunu kenara koyalım. Yeniden siyasetçiler üzerine yürüyelim. Peki, o zaman Gaziantep'te ve Bitlis'te sokaktaki o halkın yanıma gelip bunlar seçim yaptırmayacaklar. Bu algının kırılması için ne yapılması gerekiyor? Ha işte bu muhalefet parti mensuplarına burada çok iş düşüyor. Şimdi bu Selahattin Demirtaş, Osman Kavala efendim yasalara göre tabii yargılandılar, bir ceza aldılar. Ama büyük bölümüyle bunlar hep politik davalar, politik kararlar diye muhalefet unsurları bunları konuşuyor. Keşke hukuk bu hale getirilmemiş olsaydı. Keşke hukuk üzerinde politik gölge bu kadar dolaştırılıyor olmuş olmasaydı. Şimdi bir taraftan Selahattin Demirtaş'tan efendim işte terör örgütüyle ilgili olarak bağlantılı, iltisaklı olmak, işte o konuşmaları yapmak, efendim Hendek olayları dediğimiz o olaylarda teşvik edici olmak gibi çok şey konuşuluyor. Evet, tekrar söylüyorum. Mahkeme kararları eleştirilebilir ama yasalara göre bir ceza aldı. Peki seçim sürecinde Abdullah Öcalan'dan mektup getirtip okutuldu. Kardeşi TRT'ye çıkarıldı, konuşturuldu. Peki Abdullah Öcalan kim? Lütfen söyler misiniz bana? Kocaeli'nde pişmaniye dükkanı işleten bir adam mı? Kim bu adam? Arkadaş, PKK terör örgütü dediğiniz örgütün kurucusu değil mi? Yıllar yılı işte bebek katili denilen adam değil mi? Yüzlerce Mehmetçiğin kanına girmiş kişi değil mi? Nasıl başa çıkacağız biz bunu? Şimdi AKP 2002'de iktidara gelirken üç yeğenin ortadan kaldırılacağını söyleyerek gelmişti. Bunlardan birisi neydi? Yeğlerden birisi yasakların. Şu hale bakar mısınız? Türkiye yasaklar ülkesi haline getirildi. Şarkıcıların efendim buradaki konserlerine yasak getiriliyor. Eskişehir'de kadınlar yolda işte de parkta yoga yapacaklar. Birisi geliyor, yoga yapamazsınız. Ya bunlar artık akıl sağlığını kaybetmişler. İşte eski İşte bakan beyefendi çıkıyor, Nabi Avcı ki kıymetli bir akademisyendir. Efendim çıkıyor, o işte bu görevli yanlış anlamıştı. Ha doğru söylüyor, şunu yanlış anlamış olabilir. Orada çimenleri ezmeyiniz, çimenlere basmayınız diye yazı vardır. Oradaki o kadınlar da onu görmedi, çimenlere bastı. O da bak çimenlere basmayın diye yanına gelmiştir. Ya nasıl zırva, saçma sapan, aptalca günler yaşanıyor görüyor musunuz? Oysa ki şu anda Cumhur Reisi makamında oturan Tayyip Bey, ki söylüyorum işte aynı yaşta, biz aynı kuşak, aynı jenerasyonuz. Bu ülkedeki politik arenada bu gerilim ve gerginliklerin ülkeye selamet getirmeyeceğini en iyi bilecek olan kişilerden birisidir. Demin söyledim işte hepimizin bildiği şey Devlet Bahçeli'nin yaşı ondan da büyük. Herkes biliyor, Kemal Bey de öyle. Uzun sözün kısası arkadaşlar, bakın. Bu türlü tansiyon yükseltmek, bu bir strateji olabilir. Bakın bu bir strateji olabilir. Yani biz bunun adına gerilim stratejisi diyoruz. Doğru olabilir bu. Ama gerilim stratejisi, ipin ucunu kaçırabilirsiniz. Elinizden kayıp gidebilir. Bakın elinizden kayıp gittiğinde bu ülkeye büyük kötülük yapmış olacaksınız. O nedenle sakin sakin herkes seçimi beklesin. Sandığı beklesin, halkın kararını beklesin, halk şuna karar verecek. Bana kim layıksa ben onu seçtim diyecek. Her zaman söylüyoruz, halklar kendilerine layık olanı seçerler. Sandıktan çıkacak olan sonuca herkes razı olacak. Tekrar söylüyorum, seçim kaybetmek dünyanın sonu değil. Seçim kaybetmek ölüm demek değil. Ama iktidarda kalındığı sürece çok ciddi biçimde hukuk dışı işlemler ve işler yapılmışsa, bunların ortaya çıkacağı korkusu varsa, yani ona da benim artık söyleyecek hiçbir lafım yok. Tuz kokmuş demektir. Bir de son olarak şu cümleyi kurayım. Şimdi bu sistem hani değişecek, altılı masa işte 10 madde yayınladı. Şimdi bunun anlamı ne biliyor musunuz? Cumhur Reisi yani şu sistem
başkanlık sistemi değiştiği andan itibaren başkanla birlikte gidecek bürokrat, teknokrat sayısı neredeyse 1000 kişiyi bulmaktadır. Bakın dikkat edin. Onunla birlikte bu kadar adam gidecek. Şimdi anlıyor musunuz bu gerilimin, gerginliğin sebeplerinden birisinin de ne olduğunu? Şunun üzerinde durmuyorum. Başka bir konuşmada söyleyebilirim. İşte Kemal Bey'in hani hatırlayacaksınız. Bu vakıflar üzerine yaptığı bir konuşma vardı. Onun doğru olan kısmı var. Bana göre yanlış kurduğu kısım var. Her neyse. İşte onlar üzerine de bir işte konuşuluyor, ediliyor. Ha onların sonucuna nereye bağlanır? Bir programda bunun üzerinde duracağım. Bugün durmak istiyordum ama tabii her şey o kadar hızlı gelişti ki zorunlu olarak kafamdaki düşünceyi de programı da değiştirmek zorunda kaldım. Cümlemi şöyle noktalayayım efendim ve bu konuşmamı. Bizi yönetmek durumunda olan seçilmişler ve atanmışlar için Tanrı'dan tek bir dileğim var. Akıl sağlığı. Akıl sağlıkları yerinde olsun ki şu çatıyı çökertmeden bu ülkeyi selamete ulaştırsınlar.